Böyle kaçak mı yaşayacağız Mihrali? Nereye kadar sürecek bu? Teslim olmak için cezaevinden kaçmadım ben. Kendimi temize çıkaracağım Mihriban. Adnan'ı öldüreni bulacağım. Rasim'le Eşber'in işi o. Biliyorum. Ama savcı delil ister. Şahit ister. İspatlamaya mecbur. Tek başına. Hem de kaçarken nasıl olacak bu? Şimdi bırakacağım seni. Yalnız bütün bildiğin ağları unutacaksın, tamam mı? Adana'nın ağasını da unutacaksın. Adnan'ın ağasını da. Unuttum bile ağam. Ağa yok dedim sana lan. Yok yok. İşte böyle. Ben hep ablam diye baktım sana. Südane diye düşünmedim hiç. Yiğit sütünü içti, kokunu sevdi. Öyle konuşma Fadime. Bilmediğin şeyler var. Neymiş? İşte onları söyle. Bilmediğim şeyler yüzünden açlıktan kıvranıyor yiğidim Cemile abla. Buna nasıl dayanayım ben? Bak Fadime. Yarın geleceğim, söz. Ama bırak bugün düşüneyim. Veysel'i takip edeceksin. Herifi bıraktık ama her an bir alt yiyebilir. Her gün rapor vereceğim bana. Tıksırsa haberim olacak. Hala demeyecek misin? Neyi? Benim bildiğim şeyi. Ha şey. Sen söylemezsen ben hiç söylemem ona göre. O dumanlı hoca olacak herif Fadime'ye sahip çıkıyorum diye torunumu bile göstermiyor. Aa, olur mu öyle şey? Ben istesem söke söke alırım ama gene Eşber'in başı derde girer diye korkuyorum. Yoksa düşündüğünüzü yapmanız için benim bir fikrim var. Ne yapacağım? Bebeği mi kaçıracağım? Bilmem. Ama birden içime öyle doğdu. Sanki yardımcı olabilirim gibi. El ele verirsek her sorunu halledebiliriz aslında. Siz ve ben beraber. Karşımızda hiç kimse duramaz o zaman. Hiç kimse. Fadime olduğu gibi kabul. Bebeğine de sahip çıktı. İstersen o da kabul ederse bundan sonra yüzü güler. Vallahi bilmem ki Esat abi. Benden çok bacımın ne diyeceği önemli. Hadi kardeş gidiyoruz. Nereye abi? Bu dağlarda gezinip duracak halimiz yok ki. Bu yakınlarda bildiğim bir yer var. Özüne sözüne sağlık insanlar var. Oraya gidelim. Bir iş falan bakarız. Sonrası Allah kerim. Boşamazsa Fadime'yi başkasıyla nasıl evlenir? Fadime de kurtulmak istiyor ama. İstersen bu talip meselesini Fadime'ye hemen açmayalım. Ben Eşber'le bir konuşayım. Bu sigara yeni atılmış abi. Buralardan biri geçip gitmiş. Kısmetimizi de bırakmış işte. Oh be. Şimdi Fizan'a kadar yürürüm işte. Arkada kalmak yok ama. Hadi bakalım. Mihrali, bir şeyin yok ya kardeş. Yok. Kısmete bak. Ömrümüz mağaralarda, inlerde geçiyor. Şimdi çukura düştük. İstersen ben de geleyim ha. Gel gel. Belki bir yerlerde armut marmut da vardır ha. Thank you.
Kalk. Yürü. Arif abi. Arif abi. Gel bakalım buraya köstebek. Ne işin var senin bu çukurda? Köstebek seni... Yahu derdiniz ne sizin be? Konuşma lan, kes sesini. Allah Allah. Ne işiniz var bizimle? Asıl sizin ne işiniz var? Koca Rüstem. Arif. İndirin tüfekleri. Kendilerini hazırladım. Sağ ol. Bakalım oğlum, beğenecek misiniz? Oraya da ver. Kısmete bak. Seni askere davullu zurnalı yolcu ettik. Yıllar sonra domuz çukurunda çıktın karşımıza Arif. İnsanın başına ne geleceği belli mi olur Rüstem baba? Dünya hali bu. Demek Mihrali sensin ha? Öyle. Adını duymuştum. Arif abiden mi? Yok. İsmi lazım değil. Birinden duydum işte. Sağ ol canım. Veysel. Paracı Veysel. Ne haber lan? Helal, helal. Sağ ol abi. Gözüm üstünde Veysel. Gece sırtın açık kalsa bile haberim olur. Tamam mı? Bir yamuğunu görmeyeceğim. Yoksa bu sefer burnuna çengel takar, ayı niyetine oynatırım seni. Tamam mı paracı Veysel? Tamam abi. Hadi ye. Ye dedim mi yiyeceksin. Yoksa biberleri beğenmedin mi? Ye. Ya ulan. Ah şöyle. Aferin. Yetti gari. Şurama kadar geldi. Ne yapıp edip alacağım torunumu o Fadime'nin elinden. Torunum sersefil oluyor o domuzun elinde. O izbe evde kulaklarını sıçanlar kemiriyor. Her gün burnumda tütüyor yavrum. Kim bilir ne kadar güzeldir. Veysel'i yarı öterse hepimiz okkanın altına gireriz. Ne oldu Mihrali? İzini buldun mu? Şey, o meseleyle ilgili seni biriyle tanıştırmak istiyorum abi. Kimmiş o? Cins bir herif. İzini sürüp de bulamayacağı hiç kimse yok. Spanazım diye biri. Spanazım mı? Ne sıpası lan bu? Eşek sıpası mı? İzbandut gibi, kocaman bir adam ama cin gibi. Arada adam yere bassın yeter. 3 günde bulur yerini. Allah Allah. Bir konuşalım bakalım. Anahtarları ver. Veysel'in üstünden gözünüzü ayırmayın. Ben anama gidiyorum. Kukuma kuşu gibi otur bakalım. Yeter be.
Vır 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 vır, beynimi deldin be. Olsa delerdim ama yok ki, ne yapayım? İki sığıntının maskarası olduk senin pısırıklığın yüzünden. Ne yapayım yani? Gidip zorla silah dayayıp ellerinden mi alayım bebeği? Silah daya, adam vur, katliam yap. Umurumda bile değil. Ben torunumu istiyorum, anladın mı? Torunumu. Sen yapmazsan ben yapacağım, anladın mı? Ne halin varsa gör be. Ne halin varsa gör. Oo, hocam buyurun. Hayırlı akşamlar Azam Bey. Müsait misiniz? Bir şey konuşacaktım da. Tabii, müsaitim müsaitim, buyurun. Bu saatte buralarda. Girdi acaba? Alo. Selami, Zeynep Hanım nerede? Odasında efendim. Emin misin? Eminim efendim. 10 dakika oldu odasına çıkalı. Aşağı indiğinde görmedim bir daha. Allah Allah. Bir şey mi oldu efendim? Bağlayayım mı? Yok. Yok bir şey. Kafayı mı yedim ben ya? Bebeğini değil ciğerini bile söker alırım. Yeter ki sen paradan haber ver. Para işi kolay Rahile bacı. Bunlar çok zengin. Altına boğarlar seni. Neydi anasının adı? Fadime mi? Hı hı. Fadime ha? Pek de güzel adı varmış. Tamam. Sen bana nerede oturduğunu söyle. Gerisine karışma. İki gün sonra bebeği kucağında bil. Valla ben ne desem boş hocayım mı? Oğlan bir deli, anası zır deli. Bizimki her dakika torunum diye tutturuyor. Oğlan sanki karısı bebesi yokmuş gibi davranıyor. Valla ne yapacağım ben de şaşırdım. Ne zamana kadar böyle sürecek Azam Bey? Ya boşasın ya da sahip çıksın. Fadime genç kadın, yazık değil mi? Eşberin yaptığının hiçbir kitapta yeri yok. Hukuken de dinen de uygun değil. Bu böyle olmaz. Fadime'yi soruyorlarmış, kulağıma geliyor. Boşanırlarsa belki yeniden evlenmek ister. Vallahi bunaldım hocam mı? Bu delilerle mi uğraşayım, belediyeyle mi uğraşayım? Hepsiyle de uğraşacaksın Azam Bey. Yılıp bir kenara çekilmek yok. Bak hocam mı? Ben seni bilirim, sen de beni bilirsin. Bu işin tek çaresi var. Fadime boşanma davası açsın. Gerekirse ben de gelir şahitlik ederim. Başka hiçbir yolu yok. Haklısın. Başka çaresi yok galiba. Karpuz yeseydin. Kusura bakma, gece vakti. Zila da biraz rahatsız da. Buyur. Olur olur. Dert etme. Eşber. Yavrum. Bebeğimizi elimizden alacaklar kuzum. Dumanlı Hoca Eşber Fadime'yi bıraksın. Başkasına vereceğim diyor.
Dumanlı Hoca ne karışırmış bu işe? Kimin karısını kime veriyorlar? Eceline mi susadı bunlar ya? Canı çıksın o Dumanlı Hoca'nın. Her şeye burnu sokuyor. Eşber, yavrum. Babandan bir fayda yok. Bir an önce gel de bebeğine sahip çık yavrum. Tamam ana, tamam. Geliyorum. Meydanı boş buldu Adiler. Yaptıklarına bak. İnsan olan yapar mı lan bunu? Bir de hoca olacak bunak. Hayrola Mikrelim, derin düşünürsün. Ben düşünmeyeyim de kimler düşünsün be abi. Hasretlik kolay mı? Ayrılık ölümden betermiş mi? Öyle. Kim bu Rüstem abi? Anlatmadın. Babamın çocukluk arkadaşı, kan kardeşi. Birlikte büyümüşler. Hey gidi koca Rüstem hey. Niye sordun? Adımı kimden duyduğunu söylemedi de ona takıldım biraz. Vardır bir bildiği. Zamanı gelince çıkar ortaya. Merak etme. Sağlam adamdır. Misafirlere adıyla hitap etmek yok. Özellikle Mihrali'ye. Adı yok onların. Sıkışırsanız uydurun birer isim. Hiç kimseye, avradınıza bile onların varlığından bahsetmeyeceksiniz, tamam mı? Tamam efendim. Tamam efendim. Etrafı sürekli kolaçan edeceksiniz. Tanımadığınız şüpheli birileri olursa, hele hele jandarma çiftliğe doğru gelecek olursa, hemen bana haber uçuracaksınız. Artık şu Adnan'ın adamı Veysel'i bulmak lazım. İki adım atmadan enselerler. Hep böyle kaçacak mıyız abi? Temize çıkmamın tek anahtarı Veysel'de. O anahtarı birlikte alırız o halde. Benim için kendini tehlikeye atma abi. Tehlike benim öteki adım. Öyle bir film seyrettiydim zamanında. Her neyse. Bak Mihrel. Biz seninle dost olduk. Kardeş olduk. Gereği neyse yapalım. Nereye gideceksek beraber gidelim, tamam mı? Ne zaman gidiyoruz? Hemen. Gelin bakalım, gelin. Eşber'in köpekleri. Son gülen iyi güler. Eşber'e madik atmak ne demek lan? Thank you.
Bekleyecek miyiz? Bu manyak gidip sızar şimdi. Eşber abi de anasına gitti. Hadi biz de gidip keyfimize bakalım ha. Bu hafta işler iyi gitti Meryem abla. Hiç öyle bir şey söyleme. Bu parayı alacaksın. Senin de ihtiyacın var kardeşim. Fadime neyse de Yiğit için para lazım olur. Onların hakkına bir şey olmuyor abla. Merak etme. Sağ ol. Mihrali'den bir haber var mı? Yok. Nasıl oldun Mihriban? Sağ ol Seyfullah. İyiyim biraz. Aslında seninle bir şey konuşacaktım da. Ben şunları kaldırayım. Sen otur. Ben çay getireyim. Ne söyleyeceğini biliyorum Seyfullah. Ne? Sen de mi biliyorsun? He ya. Emine benim de arkadaşım, unuttun mu? Onunla konuşmaya çekindiğini biliyorum. Emine anasıyla konuşmuş. Hoca Emmi'yi gönder istersen. Hadi. Vallahi mi? Hakikat mi diyorsun? Hakikat ya. Hey be, aslan bacım benim. Ne oldu Seyfullah? Ne oldu bu oğlana? Deli mi oldu ne? Deli oldum ablam. Vallahi billahi deli oldum. Çekilsene ulan deli! Hükümetin önünden geçtim. Nereden geçersen geç! Beni ırgalamaz! Geç dur da çekil, asfalta zift yapmayayım seni! Hükümetin önünden geçtim. Seninle uğraşılmaz! Hükümetin önünden geçtim. Senden beter deli olmuşum zaten! Hükümetin önünden... Hu hu hu, Allah! Hemen de uyuyor inşallah. Pek de güzel maşallah. Çok yorulduk illallah. Fadime! 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 Aç kapıyı! Açın kapıyı! Eşber! Eşber bu asfala! Aa! Üstüme elin sağlık! Fadime aç kapıyı! Deli mi bu adam? Oğlumu istiyorum ben! Aç dedim! Fadime odaya gir, bu deli görmesin! Seni de öldürür asfala! Gözü dönmüş bunun! Aç diyorum! Aç kapıyı! Hadi gir kızım odaya, gir! Fadime! Fadime aç kapıyı! Eninde sonunda açacaksın. Aç kapıyı! Lan komutan! Yetiş komutan! Hükümetin önünden geç komutan! Açıyorum şu kapıyı! Ne var? Ne bağırıyorsun deli gibi? Hasbala çekil önümden. Yoksa... Höz! Höz! Erkeği olmayan eve baskın yapmak hangi kitapta yazıyor? Çekil dedim! Fadime! Neredesin köpek? Başkasına varacaksın ha? Hem de benimle evliyken. Benden kaçamazsın Fadime. Sen oğlumu hiç kaçıramazsın. Çık ortaya. Dur yapma. Dur yapma. Çekil be kadın. Gel 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 gel. Ya gel, dur gel. Hükümet. Gel, nereye? Oraya oraya. Gel lan. Lan gel komutan ya, gel. Ya dur bir dakika. Gel bir anlat. Komutan, nereye gel. Götürüyorsun beni? Lan, oraya lan gelsene. Gel hele gel gel. Allah gel. Allah. Fadime. Öldün kızım sen. Öldün! Bir adım daha atarsan ölürsün Eşber. Fadime! Hükümetin önünden geçtim. Anormal bir durum var. Nereye gittiğimizi söyle bari hükümet. Oraya komutan, oraya! Hayatımı mahvettin. Çocukluğumu, genç kızlığımı, her şeyimi aldın. Ama yok Eşber. Artık bitti. Çocuğumu alamazsın benden. Manyaklaşma Fadime. İndir şu tüfeği! Defol git buradan. Yoksa seni... Gitmiyorum ulan. Ne yapacaksın? Vuracaksın mı? Git dedim. Hiç durma dur. Ama olamazsan var ya. Hasbala da kurtaramaz seni. Hasbala. Hasbala. Ne yaptın ona hayvan? Yapma. Fadime dur.
Sakın ateş etme. Parmağını tetikten çek. Hasballah'ı öldürdü. Hayır, bayılmış. Hadi Fadime. O silahı indir ve bana ver bacım. Hadi. Vermeyeceğim. Yeter artık ya, bıktım bundan. Bak, bebeğin de uyandı. Onun sana ihtiyacı var Fadime. Sadece sana. Düşünsene bacım. Hadi Fadime. Bırak o silahı. Fadime. Ne oluyor burada? Asime. Fadime. Hoca emmi. Hoca emmi. Hoca. Asime. Asime. Sen mi yaptın bunu ha? Bunu sen mi yaptın ha? Vurdun ha? Bana vurdun ha? Defol! Bitti. Bitti. Soracağım ben size. Soracağım! Dua et Meryem abla. Dua et olsun bu iş. Olur kardeşim, olur inşallah. Sağ ol Mihriban, sağ ol bacım. Güle güle Seyfullah, Fadime'ye selam söyle. Güle güle. Ver şunu. Şunu yanınıza alın. İnşallah lazım olmaz. İnşallah. Yolunuz açık olsun. Allah'a ısmarladık. Emine, camı aç, camı aç, camı. Ne var? Deli misin, nesin bu saatte? Gelemez misin? Sana söyleyeceklerim var. Gelemem, burada söyle. Emine. Ne? Ben seni seviyorum Emine. Biliyorum. Ya sen? Hoca emmiyi gönder. Emine, ah Emine, ah! Kimle konuşuyorsun? Annem, git git çabuk. Git çabuk git. Öyle işte Mihralim. Götürüp kendi elimizle everdik Seher Yıldızı'nı. Sonra ver elini İstanbul. Al elimi serserilik. Girip çıkmadığın delik kalmadı ha? Kalmadı. İçimdeki yangını söndürmek için öyle salmışım ki kendimi. 200 kilometre hızla giderken duvara çarpan araba nasıl tuz buz olursa, elime kelepçeyi vurdukları gün ben de öyle tuz buz oldum işte. Akıl başa geldi ama ne çare. Seher miydi adı? Yok, Yıldız. Bak bu aklıma gelmemişti işte. Akla gelmeyen başa geliyor işte. Katil ediyor bunlar adamı. Çok söyleme, yürü. Senin yüzünden karakola abone oldum. Ben çağırmadım seni. Edepsizlik etme. Bu benim işim baba. Babam bile olsan karı koca arasına girme. Olmadık işlere burnunu sokma. Git makamına otur. Reisçilik oyna. Sakın şaşırma Azam Bey. Takdir böyle. Allah ölüden diri, diriden de ölü çıkartır. Mülayim adamın oğlu Celalli, eşkıya gibi adamdan da alim doğabilir. Takdir
İlahi denge, sabredeceksin. Hoca emmi. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne desem özrümüz kabul olmaz. Allah aşkına. Eşber yüzünden gücenme bana. Olur mu hiç? Ben seni biliyorum Azam Bey. O senin biçilen, katlanacaksın. Çaresi yok. Sağ ol hoca emmi. Sormaya yüzüm yok ama haspala nasıl? İyidir, iyidir. Her şeyde bir hayır var Azam Bey. Akacak kan damarda durmazmış. Başım ağrıyor deyip duruyor. İnşallah rahatlar şimdi. Deli bir itti beni. Neye uğradığımı şaşırdım. Kafama balyoz indi sanki. Kan aktı ama Allah'tan başka bir şey olmadı. İlahi asbağla. Başka ne olsun ki? Gittin geldin. Allah korudu valla. Şimdi helvanı yiyebilirdik. O kadar da değil kızım. Daha halledecek işlerimiz var bize. Düğününü yapacağız. Yiğidi sünnet ettireceğiz. Oho! Çok işimiz var. Çok. Mihriban, al biraz da sen salla şunu. Kollarım koptu vallahi. Uyumadı beni. Yok. Ben beceremem tutmasını. Ver şunu, ver. Ben uyuturum oğluşum. Ya işte ondan sonra oraya gittim geldim abi. Başka bir şey yapmadım. Rahile nerede kaldın ya? Ağaç oldun valla. Neredesin aman, sen? Ocakta yemek unutmuşum. Geri dönmek zorunda kaldım. Abla. Peki sen niye? Niyesi var mı ablaya? Babası yüzünden sevgiye değil nefrete doğdu çocuk. Abim doğdu doğalıp bir kere bile öpmedi. Kucağına almadı. Onu dert etme Fadime. Zamanla düzelir abim. Alışır o da. Şimdi de Mihriban. Herkesin içinde yiğitten tiksindi. Tiksindi mi? Yok canım. İrkildiğini gördüm Cemile abla. Eşber yüzünden biliyorum. Onun çocuğu diye Yiğit'ten de tiksiniyor. Belki de abartıyorsundur. Ben de abartıyorum. Abartan sizsiniz. Ben? Sen, abim, Mihriban, hepiniz. Hepiniz nefret ediyorsunuz bizden. Sen bile yaptın bunu Cemile abla. Parayı bahane edip emzirmeyi bıraktın. Niye asıl içinden geçeni söylemedin ha? Neden senden tiksiniyorum demedin? Yok Fadime, yok. Allah şahidim olsun ki bir kere bile tiksinmedi. Ya neden? Neden o zaman? Dünden beri hükümetin emzirdiği iki dilim elmayla duruyor çocuk. Hala aç. Uyutamıyorlar aşağıda bir türlü. Kime ne yaptım ben Cemile abla? Dünden kadar bebenin ne günahı var? Ben de gideceğin yere kadar götüreyim. İnat etme. Sonunda benim olacaksın. Ne
Allah'ım ne yaptım ben? Ne günahı var o bebeğin? Gerisi ne zaman, bu yetmez ki. Sok onu cebine, gerisi gelecek. Tabii sen bebeği getirdiğinde. O işi bana bırak. Anasının koynundan çeker alırım da ruhu bile duymaz. Konuştuk. Konuştuğumuz gibi yapacağız, tamam mı? Bütün şüpheler Cemile'nin üstünde kalacak. İcabına bakacağım ben. Eğer bir terslik olur da yakalanırsan seni tanımam, ona göre. Olmaz olmaz, merak etme. İlk işim değil bu. Günaydın Veysel. Mihrali. Ne yapacağımı şaşırdım Fadime. Bir anda Yiğit, bir anda kendi bebelerim. Ne yapayım, hadi sen söyle. Emzirmeyi bırakırsam Zila da beni bırakır, bebeklerim ilişmez diye düşündüydüm. Yoksa vallahi billahi bir kere bile tiksinmedim Yiğit'ten. Yemin etme Cemile abla, ben sana inanıyorum. Ama korkma, Zila dişi köpek gibidir. Havlar sadece, ısıramaz. Hiçbir şey yapamaz. Ne bebeklerine ne de Yiğit'e. Allah için parçalarım onu. Bunu da iyi bilir. Hadi yeter artık. Bilerek yapmadın ki sen. O bebeğin de Eşber'in bebesi olmak gibi bir şanssızlığı var işte. Fadime nerede? Yukarıda. Cemile abla da gelmiş, konuşuyorlardı. Hadi biz de gidelim. Hadi. İnsan doğdu mu talihiyle doğacak Meryem. Allah'ım cümle masumun hatırına bu yavrunun çilesini de bitirir inşallah. Amin. Hasibala ver Yiğit'i bana. Aa, ne oldu kızım? Cemile abla gelmiş. Götüreyim de karnını doyursun. Ay, ay. Neyse. Ben gideyim de Yiğit'i doyurayım bari. Zahmet etme Cemile abla. Yiğit'i getirdim ben. Gel bakalım Yiğit oğlan. Acıktın mı sen? Bismillah. Fadime. Kusura bakma. Düşünemedim. Bildiğin bir yer var mı? Nereye böyle? Hiç, otele bir şeyler almak için çıkmıştım. Efendim? Bin arabaya hadi. Yok, zahmet etmeyin. Otel uzakta değil zaten, yürürüm ben. Otele gitmiyoruz. Öyle mi? O zaman peki efendim. Biraz da beraber alışveriş yapalım, olmaz mı?
Komşu. Komşu hu. Nereye gidiyoruz sorabilir miyim? Bir fabrikaya. Dayım aradı. Kelepir bir su fabrikası varmış. Ucuza kapatmış. Gidip bir bakın. Uygunsa yatırım yapıp işi büyütelim diyor. Ya öyle mi? Nasıl Rasim Bey iyi mi bari? Seni çirkin şey seni. Vay vay vay. Dayımın kelepir dediği fabrika bu ha? Kaçmış lavuk.
Teşekkür ederim. İç iç, sen de iç. Mihreli, ayağını öpeyim. Kurbanın olayım, bana bir şey yapma. Benim hiçbir alttan haberim yok. Adnan'ın nasıl öldürülüp gömüldüğünü anlatırsan korku yok sana. Kimler var bu işin içinde? Hiçbir şey bilmiyorum ki. Yapma Veysel. Ağzın bilmiyor olabilir ama halin biliyorum biliyorum diye bağırıyor. Vallahi billahi bilmiyorum ağam. Hem bilsem de söyleyemezdim. O niye o? Eşber ağam öldürür beni de ondan. Suratını bu hale Eşber ağam mı getirdi? He. Niye? Durup dururken mi? Yok. Para istedim de ondan. Vermemek için. Anlaşıldı. Sen parayı vermezsen bildiklerimi anlatırım dedin. O da seni bu hale getirdi, öyle mi? He. Hani hiçbir şey bilmiyordun lan? He? He? Hani hiçbir şey bilmiyordun? Hayırlı Hadi. Olsun. Hayırlı olsun. Yine gel Cemil abi. Olur, gelirim. Allah'a şükür. Ben de size hayran yaptım. Yiğit bebek uyudu. Yiğit bebek uyudu. Yiğit hükümet uyudu. Yiğit hükümet uyudu. Yiğit hükümet uyudu. Yiğit hükümet uyudu. Hayran iç. Sağ ol Fadime. Afiyet olsun. Demek Yiğit sensin ha? Pek de güzelmişsin maşallah. Ahmet bu işini görür mü? Öteye bile geçer. Borcumuz? İstemez. Helal et. Helal olsun. Sağ olasın. Hayırlı işler. Güle güle. İstediğin kadar beklerim Seyfullah. Eşber meselesini dert etme. Hallederiz. Ben bacın adına boşanma davası açtırırım. Tanıdığım avukatlar var. Meselenin parayla avukatla alakası yok. Sıkıntım Fadime'nin kendisinde. Taliplisi olduğunu çok kötü bir hadiseyle öğrendi. O yüzden yanaşmıyor hiç. O da dert değil. Zaman her şeyi halleder. Benim acelem yok. Tabii sonsuza kadar değil. Bir süre bekleyebilirim. Hayırlı işler Seyfullah. Sağ ol.
Pek güzel olmuş kızım, eline sağlık. Afiyet olsun. Fadime, bize bir türkü söylersin artık. Aman Emine, sen de beni her yakaladığın yerde türkü söyletiyorsun. Sırası mı şimdi? Tam sırası. Sen bir türkü okursan belki başımın ağrısı geçer. Hadi kızım, okuyiver. Hadi Fadime. Keklik gibi kanadımı süzmedim, murad alıp doya doya gezmedim. Bu kara yazıyı kendim yazmadım, alnıma yazılmış bu kara yazı. Takdir böyleymiş, ağlarım bazı kaderime, sebebime. Ya beni kız. Ağzına sağlık. Oo, maşallah, muhabbetiniz bol olsun. Buyur hoca emmi. Hoş gelmişsiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bu mesele hayatım, tamam mı? Zindanda çürüyecek olan benim. Adnan'ı ben öldürmedim Veysel. Bunu sen de biliyorsun. Ha? Biliyorum ağam. Ama... O zaman konuş be köpek. O zaman konuş! Konuş be köpek! Konuş! 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 Sakin ol Mihrali. Lan! Bırak! Sen şöyle bir kenarda nefeslen. Biz de Veysel Efendi ile muhabbet edelim biraz. Çok mu kötü vurmuş sana Mihrali? Çok iyi ağam, çok. İstersen devam etsin ha? Yok ağam, yok. O zaman öteceksin demek. Yeni mekan burası olacak. Oteli işletmeye vereceğim. Böylece hem işletmeden para kazanacağız, hem de masrafından kurtulmuş olacağım. Rasim Bey böyle mi istedi? Evet. Dayım bu işleri çok iyi bilir. Hem otel işi bana uymadı zaten. Sevmedim. Burada toprak verimli, tabiat güzel. Bakarsın ileride bir çiftlik kurarım kendime. At çiftliği mesela. Atları seviyorsun. Evet. Atı da, avradı da, silahı da severim. Fadime kızım, git bak şu Yiğit'e uyanmış mı? Al getir de biraz ısırayım keratayı. Bakayım hoca emmi. Aa, üstüme iyilik sağlık. Bebek ısırılır mıymış? Hem de öyle bir ısırılır ki. Pembecik pembecik. Yakında Yiğit'in pabucu dama atılacak. Değil mi Mihriban? Yiğit. Yiğit.